Bismillahirrahmanirrahim. Selamünaleyküm arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber Edifier'ın en üst modeli olan amiral gemisi diyeceğimiz tam kablosuz kulaklığı Neobas Pro'yu inceleyeceğiz. Arkadaşlar kulaklığı yaklaşık 2 aydır kullanıyorum. Hem uzun süre bir deneyimim oldu kulaklık açısından hem de fırsat bulamadığım için inceleme bu saatlere kaldı. Açıkçası kulaklığı Yurt dışında tanıtılmadan, yani satışa çıkmadan önce beri takip ediyordum. Daha sonra Indiegogo Go platformunda kitle fonlama üzerinden satışa sunuldu. Daha sonra ise AliExpress'te satışa çıktı. AliExpress'te satışa çıktıktan birkaç hafta sonra çok hızlı bir şekilde Türkiye'ye geldi. Açıkçası bu noktada çok şaşırdım ve çok da sevindim. Ben e, Türkiye'ye geldi... Türkiye'ye geldikten sonra firmayla iletişime geçmeye çalıştım. İşte bir indirim yapılabilir mi toplu alımda veya arkadaşlarıma yardımcı olmak adına veya kendimde biraz ucuz almak adına. Ancak firmaya hiçbir şekilde ulaşamadım. Biraz bekledikten sonra yaklaşık 2 ay kadar bekledim. Hemen aldım ondan sonra. Yaklaşık herhalde bir 4 veya 6 hafta sonra almışımdır piyasaya çıktıktan. 2 aydır da kullanıyorum yaklaşık. Cihazdan bahsedeceğim. İşte İlk önce siparişten bahsedeceğim. Ben 1100 liraya aldım. Ben 1100 liraya aldığım zaman AliExpress'ten aldığınız zaman 1500-1600 liraya falan denk geliyordu bu kulaklık. Vergileri de dahi sayarsak şu anda hala Türkiye fiyatı AliExpress fiyatından daha iyi. Ben fiyatlar ve dolar kuru çok yükseldiği için arkadaşlarım almalarını tavsiye ettim. Arkadaşlarım satın aldıktan sonra ülkedeki stok bitmişti. Şu anda yeni stoklar yeni geldi galiba. Ben yine de bu kulaklığı çok seviyorum ve size anlatacağım gerçekten harika bir ürün İlk önce siparişi verdik arkadaşlar siparişi verdikten sonra bu poşet geliyor kağıttan bir poşet ve içerisinde de kutumuz var önce poşetimize bakalım poşetimiz gayet kaliteli öncelikle bunu söyleyeyim dandik bir kutu değil Xiaomi'nin verdiği karton kutuları düşününce poşetleri bunun daha iyi olduğunu söyleyebilirim bir tarafında Edifier diğer tarafında Neobas Pro yazıyor gördüğünüz gibi. Burada da Edifier logosunu görüyoruz. Evet. Kutumuzdan çıkartıyoruz kulaklığımızı. Gördüğünüz gibi poşetin iç kısmı bile gayet kaliteli. Yani malzeme kalitesini, sunumu güzel yapmaya çalışmışlar. Bazı arkadaşlar kutuyu niye inceliyorsun yok poşetini niye inceliyorsun. Arkadaşlar bunlar sunumdur. Ürünün ne kadar önem verildiği ve sizi ne kadar memnun etmesi gerektiğini anlatır Evet kutumuza baktığımız zaman gayet güzel gayet şık 2500-3000 seviyesindeki amiral gemileriyle kıyaslanacak seviyedeki bir kulaklık kutusu görüyoruz Evet burada Edifier logomuzu görüyoruz böyle yazıyor daha sonra baktığımızda kulaklıklarımızı görüyoruz ve buralar kabartmalı arkadaşlar yani boya basımlı değil çok çok daha kaliteli Keza burada da yine kulaklığın çukur noktalarına özen göstermiş. Yani bu kabartma var ama mesela atıyorum burada kulaklığın deliği var ya buraya dokunduğunuz zaman o çukuru hissediyorsunuz. Yine kabartma içerisinde. Veya kutunun buradaki deliğini yine çukur şeklinde yapmışlar. Gayet şık. Alt kısımda Neobus Pro True Wireless Stereo Airbus with Active Noise Cancelling Yani tam kablosuz kulaklık Aktif ANC'li yani aktif gürültü engellemeli diyor. High-Res Audio Wireless'a sahip. Tam kablosuz kulaklıklar arasında Hi-Res Audio Wireless özelliğine sahip ilk cihaz arkadaşlar. LHDC özelliğiyle bunu ilk kazandı. İkinci kulaklık ise Sony wf 1000 xm 4 Bu kulaklıkta şöyle bir şey var. LHDC formatı Huawei ve Çinli birçok firmanın eldeki yani Sony'nin geliştirdiği kulaklık formatına karşı geliştirdiği bir sistem. Bunlar kodek oluyor. Sony'nin geliştirdiği kodek sistemi piyasada teker olmasın diye bu sistem geliştirdi. Bu cihaz Hi-Res Audio varsa ilk sahip cihaz. sonraki ise ikinci sahip cihaz. Tabi bu kulaklığın ayrıca bir özelliği var. Kulaklık tanıtıldıktan ve piyasaya çıktıktan birkaç ay sonra LHDC kodeğinin yanına eldeki kodeğini de kazandı. 2.0.6 güncellemesiyle şu an kullandığım kulaklık hem LHDC destekliyor hem de Sony'nin desteklediği eldeki destekliyor. Bu neden de diye soracak olursanız benim tahminimce Sony WF-1000XM4 çıktıktan ve satışa sunulduktan birkaç hafta sonra bu cihaz o güncellemeyi aldı. Büyük ihtimalle Sony eldek destekli ilk tam kablosuz kulaklık benim cihazım diyebilmek için bunu bu firmaya ilk başta vermedi. Ama sonradan bu kulaklık güncellemeyle aldı. Bu da yine bir pazarlama stratejisi. Keşke kutuda eldeki desteği ve LHTC desteği de ayrı şekilde yazsaydı. Satış için daha güzel olurdu. Bu kutunun ismi 25. yıl kulaklığı. 25. yıl kutusu arkadaşlar. Evet. Arka tarafı döndüğümüzde Edifier Neobus Pro'yu görüyoruz. Yine True Wireless Stereo with Active Noise Cancellation yazıyor. Özellikler yazıyor. Ve Türkçe konulmamış arkadaşlar. Özellikleri okuyalım. Hi-Res Audio TVS Heat Bones with LHDS yani Low Latency High Definition Audio Codec evet, Deliver High Resolution Sound Elektronik Crossover Teknoloji One Balanced Armature yani Navlus Armature Navlus çok kaliteli bir marka arkadaşlar. Navlus marka armatürlere sahip. Navlus genelde işitme cihazlarında kullanılıyordu. Son dönemde Kulaklık markaları da küçük armatürler üretebildiği için, kaliteli ses veren, yüksek ses veren armatürler üretebildiği için ses firmaları da, müzik firmaları da bu markayı kullanmaya başladı. Gayet kalitelidir. One Composite Diaphragm evet, Dynamic Driver for Acceleration Audio Performance. Yani bu hibrit bir kulaklık arkadaşlar. Hem armatür sürücüye sahip hem dinamik sürücüye sahip. Mükemmel ses deneyimi performans için hibrit bir kulaklık ve LHDC özelliğiyle özelliğine sahip diyor. Hybrid Active Noise Cancellation. Hybrid Active dediği ANC Active Noise Cancelling ve pasif gürültü engelleme. Zaten arkadaşlar ANC'yi sağlayabilmek için pasif gürültü engellemenizin iyi olması gerekiyor. Pasif gürültü engelleme nedir? Kulağınızın kulak uçlarıyla kulağınızı iyi tıkayarak sesi içeri almaması. Aktif gürültü engelleme de karşı taraftaki gürültü sesine negatif frekansta bir ses üreterek ikisinin çarpışması sonucu seslerin birbirini nötrlemesi. Bunun için zaten aktif gürültü engelleme için dışarıdan bir sızıntı olmamalı ki aktif gürültü engelleme başarılı olsun. Keza burada hibrit aktif noise cancelling'den bahsederken ENC'yi de kastediyor olabilir. Evet. Clear and clean voice. Temiz ses. In Telefon aramalarında 3 mikrofonla tamam sesi iyi alır yani temiz aktarır ve temiz alır diyor 24 saat batary batarya ömrü şarj kutusuyla beraber ee, arkadaşlar cihazın ANC kapalı 24 saat şarj ömrü var 6 saat i̇şte kendisinin 18 saat kutusunun yani 24 saat dayanıyor diğer türlü ANC açık ise 5 saat ANC kendisi dayanıyor. 15 saat kulaklıktanıyor. Bu değerlere ulaşıyor mu? Evet, ulaşıyor. Evet, hızlı şarj diyor. 10 dakikada 1 saat müzik dinleyebilirsiniz diyor. IP54 sertifikasına sahip. Toz ve suya karşı dayanıklı. Evet. Özelleştirebileceğiniz Edifier Connect uygulamasına sahip. Evet. Spesifikasyonlar diyor. Burada Bluetooth 5.0, 10 metre Evet burada yine yazmış özelliklerini göstereyim size de. 5 artı 15, 6 artı 18. Kutuyu sizle beraber inceliyorum ben. Kulaklığı aldım kullandım yani. Direkt çekiyorum. Gerçekten benim de çok bir vaktim olmuyor arkadaşlar. Ondan sonra buraya baktığınızda ses basınç leveli 92 artı eksi 3 desibel diyor. Frekans cevap aralığı 20 Hz 40 kHz arası. Empedans 24-10 direnç yani. Evet kutunun başka bir yerinde bir şey var mı? Evet şu üst kısma geliyoruz. Hibrit tanece elektronik crossover. Bu da şu gerçekten çok güzel. Frekansları ayarlayabiliyoruz. Navlus balanced armature drivers. Dengeli armatür sürücülere sahip. 3 adet e, arama için mikrofonumuz var. Gürültü engelleme mikrofonumuz. Ambient sound Mod var. Çevredeki sesi size aktardı. Çevredeki dış sesi daha iyi aldığınız bir modu var. Gayet güzel çalışıyor da. Hızlı şarjımız var. 24 saat oynatma ömrümüz var. Ve %99.8 antibakteriyel kulak uçlarımız var. Bunu ben ilk defa bu markada gördüm. Bu kadar vurguluyla anlattıkları. Evet buraya baktığımızda kulaklıklarımız, kutusu, 7 adet çift yani 7 çift kulak ucumuz. Evet burada neyi görüyoruz? Kablomuzu. Evet burada da kağıtlarımızı görüyoruz. Evet çıkartalım. Ve şurada kılıf bu gösterdi de kılıf arkadaşlar. Rengini söylemiş. Tamam. Burada da uygulamayı indirmemiz gerektiğini. Evet. Gördüğünüz gibi 25. yıl kutusu 1996'dan beri. Evet. Başka hiçbir şey yok arkadaşlar. Şuradan tutuyoruz ve kaldırıyoruz. Bunlar benim fatura ve garanti belgelerim. Kutunun sunumu harika. Bunu söylemek durumundayım. Gerçekten kutusu W F 1204'ten kat kat daha iyi. Zaten onu yumurta gibi ufacık bir kutuyla verdiler. Eski model üst premium cihazlardan da kutusu yarışabilecek gayet kaliteli harika bir kutu. Evet, kutumuzu görüyoruz arkadaşlar. Bunu çıkartıyoruz. Burada tek eksi bence şu plastik daha kaliteli yapılabilirmiş. Bu plastikten birazcık not kırabilirim. Kötü değil ama çok da iyi de değil. Ha, şuraya gelirsek. Gördüğünüz gibi seçmeyin al arkadaşlar. Kulaklıktan maksimum performansı almak istiyorsanız kulağınızı en iyi tıkayan kulaklığı seçin, en iyi oturan kulaklığı seçin ve keyfine varın. Ben kendi üzerinde çıkan kulaklıkları kulak uçlarını denedim. Evet 6 tane burada var. Bir tane de kendi üstünde de var. Evet devam ediyoruz arkadaşlar. Bakalım başka bir şey var mı? Yok kardeş. Gayet güzel. Evet. Ne bas Yani Türkiye'ye geldi film ama Türkçe dil desteği olsaydı daha güzel olurdu. Tabii ki bunu sonu bile yeni yeni veriyoruz. Sesli asistanı falan. Diğer firmalardan hemen beklemek çok doğru olmaz. Tamam. Evet arkadaşlar bu da belge. Evet burada neler var? Bunlar insanlar bilmiyor ama bunlar arkadaşlar nem, nemlenmesinde konulan parçalar. Bazı ilaçların içerisinde de bulur. Yenilmez, yutulmaz. Ondan sonra burada kablomuz var. Kablomuzu da çıkartalım. Ben kendi kablosunu hiç kullanmadım. İlk defa sizin için çıkartıyorum. Evet arkadaşlar. Kablomuz USB tip C ve gayet güzel kaliteli gözüküyor. Evet, gayet şık. Yani hızlı şarj böyle 60 wattlık bir hızlı şarj kablosu kadar kalın değil. Ama 30 wattlıklar kadar kalın. Gayet kalite. Tabii ki 30 watt şarj etmesine gerek yok. Ben kaliteli olduğunu anlatmak için söylüyorum. Burada kılıfımız var. İlk defa yine sizin özellikle açıyorum. Kılıf güzel arkadaşlar yani. Gerçekten premium bir hissiyatı var özellikle iç kısmı daha kaliteli hissettiriyor dış kısmından. Evet. Gerçekten iç kısmı çok kaliteli hissettiriyor. Dış kısmı da iyi. Bakalım koyalım şimdi kulaklığımızı. Evet. Tamam. Şimdi kutusuna gelelim. Arkadaşlar Kutunun ön yüzeyi metal. Şurada bir boyamız var. Ben çok açıkçası birazcık hor kullandım. Anahtarla parayla beraber girdiği için. Bu boyası çizildi. Siz daha güzel kullanabilirsiniz benden. Bak çünkü yani çok belli olmuyor. Özellikle yoğun ışık altında tuttuğunuzda belli oluyor. O çizikler. Evet. Dış kısmı plastik. Burası da yine bir plastik. Kavuşuk tarzı bir plastik. USB tip Açtığımızda çok güzel ışık yanıyor arkadaşlar kulaklık kaldırdığımızda bakın. Bakın takıyorum. O taraf yani bu tarafı taktığım için bu taraf kırmızı yandı. Bu tarafı taktığım için bu taraf kırmızı yandı. Gördüğünüz gibi burada yine kulaklıklar için özel şekilde yerleri ayrılmış. Bazı kulaklıklarda bu kısım bomboş oluyor. Kulaklık içeride sallanıyor falan. Öyle bir şey yok. Evet şurada bir tuşumuz var. Bu eşleşme tuşu arkadaşlar kulaklığımızı çıkartalım. Ben bunu aktif olarak kullanıyorum. Size en son olarak yorumlarımdan bahsedeceğim. Kulaklık arkadaşlar kutusu, şarj kutusu, kendi malzeme kalitesi olarak gerçekten üst segment premium kulaklıkların seviyesinde. Malzeme kalitesine ne verecek, vereceksin derseniz ben gayet 8.5 veririm arkadaşlar. Gayet gayet iyi bir kulaklık. Gayet gayet şık bir kulaklık. Tasarım göreceli ama premiumlukla ses kalitesinden kesinlikle ödün vermeyen bir kulaklık. Tasarım noktasında çok 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 iyi bir kulaklık. Evet burada mikrofon kanallarını görüyoruz. Evet burada ANC'nin girdiği kısımları görüyoruz. Şu kısımlar. Evet kulaklık. Evet kulağımıza takalım. Bu uygulamasını gösterelim arkadaşlar. Bir tanesini çıkartayım. Çünkü ses alamıyorum diğer türlü. Kendi konuşmamı bile duyamıyorum neredeyse. Arkadaşlar iki tane uygulamamız var. Edifier Mag Magic. Cihazı ilk kutudan aldığınızda Edifier Connect'i size yüklettirdi. Ve güncellemesiyle Eldak Ses kodayı desteğini aldığınız şey. Evet görüyorsunuz ikisi de %100. Bir tanesini geri takayım şöyle. Bakın gördünüz mü? Şimdi bunu şarj ettiği için artık bu da aktif oldu. Bu da gözüküyor burada. Burada arkadaşlar high noise cancellation, low noise cancellation, ambient sound ve normal mod gibi özelliklerimiz var. Ambient sound'u açtığım anda dışarıdaki çevrenin konuşmalarını, gürültülerini, çevre çevre gürültüsünü veya doğadaysanız kuşların sesini çok çok daha net alıyorsunuz. Sanki kulağınıza bir ses alıcı, ayrı bir böyle sesi aktaran bir şey koymuşsunuz da sesi size doğrudan aktarıyormuş gibi. Şu an öyle duyuyorum. Ondan sonra arkadaşlar <laughs> yani sesi gerçekten çok çok iyi aktarıyor en Sound, High noise cancelling de kulak ucunu iyi seçtiyseniz ve kafanıza taktığınız anda mükemmel bir performans veriyor. Yaklaşık 42 desibele kadar düşürüyor. Ama yani kesinlikle mükemmel bir performans veriyor. Evet 42 desibel gerçekten harika bir değer. Tabii ki de bunu her zaman destekleyemez kaldıramaz. Zaten bu en üst performansını betimler. Ama kesinlikle şu anda piyasadaki 2700-2800 liraya satılan Sony WF 1000 xm 4 kadar sağlam bir kulaklık. Gürültü engellemesinde harika bir kulaklık. Uygulamamıza geldiğimizde kulaklıklarımızın şarjını, şarj kutumuzun şarjını, yüksek gürültü engelleme, düşük gürültü engelleme, ambient sound, normal mod ve müziği çalabilmeyi görüyoruz burada. Üst taraftan ayarlara tıkladığımızda cihazımızın yazılım versiyonu MAC adresini görüyoruz. Evet. Bu cihazda sağ ve sol kulaklığımızın ikisi de dokunmatik arkadaşlar. Burada mesela soldaki kulaklıkta çift tıklamada ne olacak? Üç tıklamada ne olacak? Onu gösteriyor. Sağdaki içinde çift tıklamada ve üç tıklamada neler yapabileceğimizi gösteriyor. Evet buradan bluetooth'u bağlantısını kesebiliyoruz. Tekrar eşleştirebiliyoruz. Fabrika ayarlarına dönebiliyoruz. Kullanıcı şeyleri, ürünü kapatabiliyoruz. Dokunma hassasiyetini ayarlayabiliyoruz arkadaşlar buradan da. Evet burada LHDC yani Hack Definition, Definition sesimizin ayarını yapabiliyoruz. İşte 900 kilobit alsın, 560 lem alsın. Diyor ki mesela ses, ses kalitesine odaklanır diyor. Alttakinde ses ve bağlantı kalitesine dengeler diyor. 400 kppsde de sinyal kalitesine odaklanır diyor. Eldekte de, de bu ayarlarımız var arkadaşlar. Ben cihazı S21 Ultra ile kullanıyorum. S21 Ultra eldek destekliyor. LH DC desteği genelde Çinli markaların üst amiral gemilerinde var arkadaşlar. Yavaş yavaş orta segmentteki cihazlara da geliyor. Yine Çinliler kullanıyor bunu. Evet. Buraya girdiğimizde Diğer kısımlar boş arkadaşlar. İnternet sitesi ve kendi mağazası. Çin mağazasına yönlendiriyor. Global model bu arada. Türkiye'den satın aldım faturalı olarak. Evet. cihazın kendi sesli asistanı var ve İngilizce konuşuyor. Gayet başarılı. Bunu da söyleyeyim. Customize'a girdiğimizde arkadaşlar cihazın frekans aralığını dahi değiştirebiliyoruz. Gerçekten benim için çok başarılı. Yani siz frekans aralığını değiştirerek sesin karakteristiğiyle oynayabiliyorsunuz alt sesler, üst frekanslar bunlara ayarlayabiliyorsunuz. Keza buradan DSP seviyesini ayarlama yaparak sesten kazancınızı arttırabiliyorsunuz. Yani birçok faktörü değiştirebiliyorsunuz. Cihaz zaten bas ağırlıklı bir kulaklık. Ses konusundaki şeylere geleceğim. Şu an uygulamadan bahsediyorum. Evet desteklenen cihazlar. De vidyeti var arkadaşlar yukarı kısmında. Bu da gayet başarılı. Ama şöyle söyleyeyim. S20 Ultra'da Çinli cihazlar kadar iyi çalışmıyor. Büyük ihtimal Çinli cihazlarla yazılımı daha uyumlu. Yani Apple'da da var. Apple'da ama LDAC ve LHDC yani yüksek çözünürlüklü ses kodekleri olmadığı için Apple'da kullansanız da tam performans alamazsınız arkadaşlar. Umarım Apple'da da yüksek çözünürlüklü ses kodekleri gelir. Evet devam edelim buradan. Döndürdüğümüz zaman son Turning diyor. Klasik i̇şte ses modu. Dynamic mod. Ve Customize var. Bir daha kaydırdığımızda oyun modumuz var arkadaşlar. Oyun modunda ne yapıyor? Gecikmeyi minimale indiriyor. Yani 80 milisaniyeye kadar gecikmeyi düşürüyor. Çok 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 iyi bir seviyeye düşürüyor. Ses kasma konusunda da cihazımız başarılı. Evet. Kulaklığın ses performansına gelecek olursak konuşalım arkadaşlar. Evet. Kulaklık bir tanesi bile kulağımda takılıyken Ciddi anlamda sesi kısıyor. Şu an rahatladım diyebilirim yani. Arkadaşlar kulaklık kesinlikle bas bir kulaklık. Ama harika bir kulaklık. Ses seviyesi gerçekten çok yüksek. LDAC veya LHDC destekleyen kendi DSP'sine veya DAC'ına sahip olan bir telefonla kullanmanız sizin açınızdan ve kulaklığın performansı açısından daha iyi olacaktır. Kulaklık malzeme kalitesiyle mükemmel bir kulaklık. Fiyatı zaten kulaklığı mükemmel yapıyor. Yani bu fiyata böyle bir malzeme kalitesi, böyle bir ses kesinlikle yok. Hele ki arkadaşlar yani son dönemde mikrofon ve ses kalitesi yani konuşma kalitesini çok merak eden arkadaşlarımız oluyordu. Bu kulaklık belki piyasadaki bu konuda en 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 iyi kulaklıkların başında geliyor. Harika bir konuşma kalitesi var. Mükemmel. Yani 10 üzerinden 8.5-9 çok rahat verirsiniz. Hatta Şöyle söyleyeyim piyasadaki satın alabileceğiniz son kullanıcıya hitap eden kulaklıkları eğer ki birinciye 10 vereceksek bu kulaklık ya 10 alır ya da 9.8 gibi bir değer alır. O konuda da çok çok başarılı. Gördüğünüz gibi arkadaşlar manyetikleri çok çok iyi kulaklıklar düşmüyor yerinden. Bakın düşmedi. Ses konusunda bas ağırlıklı bir kulaklık. Equalizer ayarıyla oynayarak kazançlarla oynayarak, frekanslarla oynayarak tize çekebiliyorsunuz. Ee, yine de tiz bir kulaklık değil ama dengeli bir kulaklık yapısına sahip mi? Evet. Ayarları yaptıktan sonra tüm kullanıcılara hitap edecek, edebilecek dengeli bir kulaklık yapısına sahip. Türk kullanıcılarını düşünürsem de bizim kullanıcıların birçoğu bas seviyor. Ben mesela bas sevmeyen bir insanım. Bum 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 vursun, full bas vursun diyor genelde bizim insanımız. Ben sevmeme rağmen o kuvvetli baslarıyla ses kalitesiyle malzeme kalitesiyle vokal kalitesiyle sahne kalitesiyle gürültü engellemesiyle arama konuşmasıyla beni mest etti. Yani verdiğim 1100 liranın her kuruşunu hak ettiğini düşündüğüm bir kulaklık. Yani dönüp arkama ulan şunu alsaydım, bunu alsaydım demeyi yani demediğim bir kulaklık. Aklıma birkaç model vardı. Hepsini kriter olarak listeledim. Ses kalitesine odaklandığım için bu kulaklığı seçtim. Kesinlikle pişman değilim. Hepinize öneririm arkadaşlar. Ee, dedi, vaat ettiği gibi konuşma süresini de, arama süresini de, müzik dinleme süresini de veriyor. Sesi bana çok çok yüksek ve yeterli geldi. Ya yani ben şöyle söyleyeyim. Hoparlör gibi çıkardıktan sonra kullanabiliyorum bir nevi. Yani mesela evinizde veya işlerinizde son sesi alın sesini gayet masanın üstündeyken duyuyorsunuz kulaklıkların. Ama bazı arkadaşlar yine de beğenmedi. Tabii ki o arkadaşların telefonları ne bilmiyorum. Beğenmedi derken şöyle. Cihazın ANC'sini beğendi, malzeme kalitesini beğendi, kutu içeriğini beğendi. Sesi, ses yüksekliği biraz az geldi gibi cümleler kurdular. Yani orada kullanılan telefonun da, sürücünün de çok önemi var arkadaşlar. İyi bir telefon ve iyi bir ayara sahipseniz kesinlikle çok çok yüksek performans alırsınız Samsung ve belirli markalarda kulaklığı eşleştirdikten sonra standart Bluetooth ayarlarından girip kulaklığın eldek desteğini açın arkadaşlar Huawei'lerde de keza LHDC desteğini açın yoksa diğer türlü tam performans kullanamazsınız kulaklığı bu tarz ufak ayarları yaparsanız memnun kesinlikle kalırsınız benim bu kulaklığa puanım 10 üzerinden 9.5 arkadaşlar ben bunu fiyatıyla baz alıyorum. Fiyatıyla da baz almazsam şu anki piyasadaki tüm cihazları düşünürsem 10 üzerinden 9'u çok 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 rahat hak eden bir kulaklık. Ben severek kullandım. Yani diğer cihazlar gibi benim kanalımı bilenler vardır aranızda. Her malı övmem. Birçok malı eleştiririm. Bu malı da eleştirecek yerleri var. Neyini eleştirebiliriz mesela? Yazılımı daha gelişmiş olabilir. Evet. Müzik konusunda gerçekten frekans ayarları konusunda çok çok iyi. Ancak mesela Sony'nin yazılımı kadar son kullanıcıya hitap eden bir arayüz ve arayüz kolaylığı yok. Türkçe dil olmadığı için yine bizim milletimiz açısından bir eksi sayılabilir. Veya ben mesela bas kulaklıkları sevmem. Basa kaçması sebebiyle, yoğun bas vermesi sebebiyle eksi sayılabilir. Ama ben gerçekten bas dinlediğim bir kulaklıklar arasında en bana keyif veren tam kablosuz kulaklık oldu. Mikrofon kalitesini düşündüğümde Muhteşem bir kulaklık, rakipsiz bir kulaklık. İncelememde hatalarım, konuşmamda yanlışlıklar, dil sürçmeleri olmuştur arkadaşlar. Beni mazur görmenizi rica ediyorum. Gerçekten çok yoğunum. Kulaklığı uzun süredir kullanıyorum. Size mümkün olduğunca erken ulaştırmaya çalıştım. Ancak yine de çok 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 arka zamanlara kaldı. Çünkü gerçekten sağlık sektöründeyiz. Diş doktoruyuz veya doktor arkadaşlar. Bizim yeri geliyor ailemize ayıracak vakit bulamıyoruz arkadaşlar. Bunda da yine eşime ve arkadaşlarıma teşekkür ederim. Rica ettim. Size bu vakti ayırabildim. Bu videoyu buraya kadar seyrettiyseniz size ayrı ayrı teşekkür ederim. Ben Tolga. Burada her şey Doktor Gözü'nden. Hayırlı akşamlar dilerim. Herkese iyi günler.